Şimşekler Otomotiv olarak biz 1988 yılından itibaren siz değerli dost ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Özellikle kaza yapmış araçlarda veya bakıma ihtiyacı olan araçlarda. Ama bizim sektörümüz biraz daha kaza işiyle ilgili olduğu için kaza yapan araç, kaza yapan vatandaş evraklarıyla bize müracaat ettiği esnada bizim buradaki değerli arkadaşlarımız, deneyimli arkadaşlarımız yormadan, prosedürü çok iyi bildikleri için kendileri oturup sadece bizim istediğimiz 3-5 evrağı tamamladıktan sonra araçlarını emin ellere teslim ederek gidiyorlar. Daha sonra araç yapılma konumuna başlıyor. Nedir işte? Araçta yapılması gereken hasarlı bir araç kaporta bölümüne giriyor araç. Kaportası yapılmaya başlıyor. Yedek parçaları %99.9'unu orijinal kullanmak koşuluyla sadece ve sadece eski araçlarda bir takım bulunmayan parçalarda formalite parçalar kullanarak araçlarını kaporta bölümüne alıyoruz ve öncelikle kaportasını yaptırıyoruz. Kaporta işlemi bittikten sonra araç boya işlemine giriyor. Boya işleminde bunların birçok çeşitli kulvarları var, astarı var, macunu var, altyapısı var. Bunlara fazla değinmek istemiyorum. Sadece ön bilgi amacında bahsediyorum. Boya işlemi yapılıyor. Boya işlemi yapıldıktan sonra araç tekrar üst kata çıkarak montaj bölümüne alınıyor. İşte nedir montaj bölümü? Eski haline getirilebilmez için aracın aksesuarlarının takımı, motorunun, mekaniğinin, camının, döşemesinin birçok yenilenmesi gereken yerlerin tekrar montajı yapılıyor. Ve araç kaza yapmadan önceki hali neyse biz kaza yapmış aracı kaza yapmamış haline getirerek müşterilerimize teslim ediyoruz. Bunun yanında normal periyotik bakımlarımızda işte atıyorum amortisörü bozuktur, motorunda sıkıntı vardır, diferansiyelinde sıkıntı vardır, camında sıkıntı vardır. Sadece kaza olarak düşünmeyelim. Araç da bulunması gereken ne iş varsa hepsi bizim servisimizde mevcuttur. Bir Nisan şakası gibi gelen bu yeni kanunla hala birçok sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların en çoğunu da bizler yaşıyoruz servisler için. Şimdi benim elimde bulunan bu kroki bütün sigorta şirketlerinde ve bütün vatandaşlarımızda olmak zorunluluğu var. Şimdi çift taraflı hasarlarda A bendi ve B bendi olmak üzere iki tarafta karşılıklı doldurulması gerekiyor. İsim, imza, vatandaşlık numarası ve telefon mutlaka ve mutlaka yazılması gerekiyor. Varsa ki olayın geniş açılardan sadece kaza yerini değil, kaza şeklini anlatır şekilde fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor. Bu tespit tutanağı olmayan arkadaşların veya tek taraflı kaza yapmış ise polis çağırma hakkı var. Üçüncü şahsa zarar vermiş ise, yani bunu ben biraz açayım, işte arabasının içinde buzdolabı kırılmıştır, televizyon kırılmıştır veya iki araç kaza yaptıktan sonra aracın biri gitmiş bir bahçe duvarına veya bir elektrik direğine çarpmıştır. Bu tür konumlarda da mutlaka polis raporu istenmekteyiz. Sevgili vatandaşlarım, 1988 yılından bu tarafa 20 yıldır bizlere göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı, sevgilerimi sunarım. Kaza zor şey, kazasız iyi günler dilerim.